Günaydın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyoruz. TRT Haber'e, Radyo TRT Haber'e hoş geldiniz. Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında karşınızdayız. Bu hafta programda özellikle prostat sorunuyla ilgili geçen hafta çok soru göndermiştiniz. Onları işleyeceğiz. B12, şurada duran lahanayla B12 vitaminini nasıl evde hazırlayabilirizi sizlere göstermiş olacağız. Karabaş melisa çayımız burada kaynıyor. Lavanta çayımız kaynıyor. Ne için kullanacağız bunları? Birazdan değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu sizlere aktarmış olacak. Başlıyoruz. Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu doğal yollardan sağlıklı kalmak için gerekli olan birbirinden değerli kürleri anlatıyor. İltihap baskılayıcı karabaş otu ve melisa çayı nasıl hazırlanır, hangi durumlarda tüketilebilir? Profesör Saracoğlu açıklıyor. Bazı erkeklerin korkulu rüyası olan PSA yüksekliği ve prostat büyümesini önlemek mümkün mü? Profesör Saraçoğlu, prostat büyümesine şifa kaynağı olan brokoli kürünü anlatıyor. Doğal yollardan B12 tüketmek mümkün mü? Hangi besinlerde B12 vitamini var? Bunun için önerilen beyaz lahana kürüyle ilgili ayrıntılar az sonra Profesör Saraçoğlu'yla sağlıklı yaşamda. Ayrıca sosyal medyadan gelen sorular için tavsiyeler, birbirinden değerli pratik bilgiler doğal yollardan sağlıklı kalmak için özel kürler. Merak ettiğiniz soruların cevapları az sonra Profesör Saraçoğlu'yla Sağlıklı Yaşam'da. Tekrar mutlu bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Profesör Saracoğlu Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Değerli seyircilerimiz bu hafta programda özellikle geçen haftadan kalan ve çok gelen prostatla ilgili Değerli hocamın çok önemli dünya literatürüne girmiş kürünü sizlerle paylaşmış olacağız. Bize soru göndermek isterseniz Saracoğlu alt dire TRT ve HSCN Twitter adreslerine gönderebilirsiniz. Hatta geçen hafta bunlardan bu haftaki programımızın da konusunu, konularından birini teşkil eden... E, ...prostatla ilgili olanını değerli hocama ok okumak istiyorum çünkü... İlk gelen tweet'i her zaman okuyoruz hocam. Bizim de böyle bir adet e, yap geliştirmiştik programımızda. Abdullah Erkan Bey e, göndermiş. Sevgili Hüseyin Bey, sizleri zevkle izliyorum. Hocamla bizleri bilgilendirdiğiniz için estağfurullah. Hocam bilgilendiriyor. E, çok teşekkür ederim. PSA onlarda tüm sonuçlarım temiz çıktı. Devamlı kontrol altındayım. Sizler neler tavsiye ederseniz 61 yaşındayım saygılarımla demiş Abdullah Bey. E, birçok değerli diğer seyircimizin de sorusuna vesile olmuş, tercüman olmuş durumda. Ama önce elbette değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba efendim. Tüm değerli izleyicilerimize ben mutlu bir hafta sonu diliyorum. Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. Amin inşallah hocam. Yelin Hanım'a da hoş geldiniz hoş e, demiş olalım. Eee Evet. Nezaketten hiçbir zaman, değil mi hocam? Vazgeçmeyelim. Aynen. Unutulmaya yüz tutan bir e, özelliğimiz oldu artık. Nezaket falan pek kalmadı, saygı azaldı. İnşallah yine onları edinelim. Yani bizi Türk insanına bize en çok yakışan özelliklerden bir tanesi. Evet. Yani biz biz çok farklı bir milletiz şey. Ama bütün bu bilgiler. Üzülmeyin yani. Bir dönem şimdi bu. Ee, her şey yerli yerine oturacaktır. Ben değerli izleyicilerimize çok kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra şu çok güzel bir soru bu. PSA 10. Şimdi 2023 yılından itibaren öyle bir, bu korona çağı var ya ben buna korona çağı diyorum Hüseyin artık bilimde her şey sorgulanmaya başlıyor. Yani bilimin önü açılacak. Yeni fikirler, yeni formüller. Hani diyorum ya hala MC karenin doğruluğuna inananlar var. Hala atomun çekirdeğinin etrafında elektronun dolandığını söyleyen ve buna inananlar var. Böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Yani bu sadece bir modeldir. Bilimde modellerle çalışırsın, çizersin, denklemlerini yazarsın, bir de laboratuvara girersin. Ha, ya bunun gibi bir şey yapıyor dersin. Ama artık hesap yapmaya başladığınız zaman bunların şey olmadığını görürsünüz. Yani gerçekte böyle bir şey olmadığını zaman içerisinde fark edersiniz. Şimdi onun için yeni fikirler ortaya çıkacaktır. Bilim aşırı derecede sorgulanıyor Yani çünkü ilmin ışığında olmadığı için yaratıcının koyduğu kurallar hep bir tarafa atıldı Bilim, bilim 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 pereslerle doldu Her taraf e, ilerleyemiyorsun Yani şimdi son bir şeyi söyleyeyim Hüsey'in değerli izleyicilerimize çok basit örnek o. Efendim bunun klinik deneyi yok. İşte bunun fareler üzerinde deneylerinin yapılması lazım. Sonra insan deneyleri filan. Neymiş dedim o. Şu benim söylediğim beta karoten filan var ya işte bu tek başına şey değildir, antioksidandır, kanseri önleyici. Bununla siz fareler üzerinde deney yapamazsınız. Ve size doğru bilgi vermez. Yani C vitamini ile ilgili e, onunla ilgisi var. Bak hemen vereyim. Bu ben bunu bazı e, arkadaşlarımızla konuştum. Ya hocam biz hiç böyle bakmamıştık. E çünkü niye bakmıyorsunuz? Bir yerde samamcanın makalesini okuyor. Tamam mı? Kurkumin. Ha işte bu antioksidan, antikanser, kanser, kanserojen ne alakası var? Kurkumin, zerdeçalın içindeki o kurkumini sizi öyle verirseniz kanseri önleyici plan bir özelliği yok. Efendim Amerika'da işte İngiltere'de şu makaleler yayınlanmış. Ya doğru yayınlanmış. Ama işin aslı o değil ki. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Sizin kurkuminin böyle bir özelliği var ancak onu siz zerdeçalın içindeki kurkumini çekip verirseniz o yok işte. E o zaman kurkumini bir bütüncül olarak mı verelim diye düşündüğünüz zaman o da yetmiyor. Çünkü o kurkumini vücudunuzun alabilmesi için bağırsaklarda yeteri düzeyde emilebilmesi için Hüseyin orada bir takviyeye ihtiyacınız var. İkinci bir bitkiyle onu karıştırmanız lazım. İşte bütün olan bu doğada her şey bir başka şeye muhtaçtır. Her şey bir başka şeyin tamamlayıcısıdır. Bazen tek başına tabii bir brokoli yeterli olabilir, havuç yeterli olabilir. Amniyon sıvısının eksikliğinde, iyi huylu prostat büyümesinde veya prostat içi iltihaplanmada brokoli iyi bir yardımcıdır. Ama siz burada şimdi geliyorum ben bak uzatmayın bu arayı da. Yani fare deneyi yapıyor antioksidan özelliği için. Yapmayın. Yapmayın. Yanlış çünkü. insan metabolizmasında vitamin olan C yani C vitamini şey için farelerde bir metabolittir. Yani bu ne demek? Değerli izleyicilerimize bunu anla basit yani Fare şekerden kendisi üretiyor C vitaminini. Anlıyor musun Hüseyin? Şeker. Ama insanın dışarıdan ihtiyacı var. Onun için vitamin C. Yani bizim metabolizmamız insan vücudu şekerden vitamin C, askorbik asit üretemez bu kadar. E mübarek sen şimdi antioksidan deney yapacaksın. Veriyorsun antioksidanı fareye, e onun kendi ürettiği antioksidan var. Ne o? Kendi C vitamini var. Yani metabolit olarak bunu sen insan şeyiyle mukayese edemezsiniz. Tutmaz bu. Yol ayrımı. Yani çok farklı bir olay bu. Her neyse, şimdi biz laf lafı şey yapalım da. Bak bu konuda PSA ile ilgili. Bu arada hocam, PSA'ya geçmeden Ömer Faruk Bey soruyor. Hocam kitaplarınız tükenmiş yeniden basılacak mı diyor. Bastırırız inşallah ya. İstedikleri bir bilgi varsa internet sitesine girsin. Oradan şey yaparlar o bilgileri alabilirler. Şüphesiz ama, ama... duydum ben. Evet kitapçılarda filan da yokmuş. Olur bastıralım Hüseyin yani. Ee, önemli çünkü hocam o evde her zaman internete girilemiyor. <laughs> ulaşılamıyor falan ama o kitabınız tamam, Doğru doğru stüdyomuzda da var ama. şimdi o ha, arkada... Mesela benim çok önem verdiğim etnobotanik kitap var. Yani Birleşmiş Milletler'in bütün ülkelerle ilgili çıkarttığı halk evet. tabanından gelen o reçeteler, doğal reçeteleri kitap haline getirmiş. Myanmar'ın var, Sri Lanka'nın var, Vietnam'ın var. Yani Afrika'daki bütün o ülkelerin küçük, yani ülkelerin hepsinin etnobotanik bitkisel tedavi kitapları var halktan öğrendikleri ama bizde yok. İşte bu eksikliği ben göz gördüğüm için Anadolu'nun şifalı sırları diye bir kitap. Onun içindeki bilgiler de bana ait değil Hüseyin değerli insanlarımıza ait, halkımıza ait bilgiler. Ne bilgiler varmış orada ben de şaşırdım kaldım. Yani e, o kadar kıymetli bilgiler var ki içinde. İkincisini de ik, ikincisinde, ikincisi de onun evet. bitmişti değil mi hocam? Kübra Hanım evet. unuttu. Bu hafta getirecektik. E, haftaya inşallah. inşallah. Haftaya i̇nşallah kitaplara getireyim. bir özel bir bölüm ayıralım. Hatta belki değerli seyircilerimize de birkaç tanesini de hediye etme imkanı. Tabii buradan buluruz. bir soru sorarsın başta. şöyle insanlara işte bunu ilk 20 kişiye cevap veren ilk 20 kişiye doğru cevap veren ilk 20 kişiye işte hocanın kitaplarından göndereceğiz dersiniz. Bir tar yaparız gider. evet ama yaparız inşallah. İnsana hizmet, hafka hizmettir. Neyse. Şimdi şunu söylüyorum bak. Burada ben tamam prostatla ilgili bir şeyler söyleyeceğim veya herhangi bir rahatsızlık üzerine konuştuğum zaman lütfen değerli izleyiciler hekiminize danışmak esastır. Benim burada verdiğim şeyler ansiklopedik bilgilerdir. Kesinlikle ya hoca bunu önerdi, hadi onu kullanayım demeyin. Teşhisi hekim koysun. Ondan sonra çünkü altta yatan bambaşka bir rahatsızlığı vardır. Bu sefer onda geç kalır. Allah korusun. Yani o vebali alamayız. Şu tabakla başla. Özür evet, dilerim hocam. PSA 10 dedi vatandaş. Evet, 10. Ha, şimdi bakın PSA'yı düşürmek için siz brokoli kullanabilirsiniz. Düşürür mü? Evet, düşürür. Şimdi PSA'nın normalde 0 4 arasında olması lazım, normal aralığı budur. Ama e, 50 yaş ve yukarısı yavaş yavaş her yıl işte 4.2, 4 4.7 böyle o yükselir. Yani şimdi dolayısıyla çok hafif bir yükselmedir bu. Örneğin 40 yaşından sonra bütün insanların beyni küçülmeye başlar. 40 yaşından sonra atrofiye uğruyor. Yani e, Alzheimer'de de böyledir. Beyin küçülür. Ama orada beynin küçülmesi demek illa ee, Alzheimer demek değildir. Onun bazı şeyleri var, şartları var. Yani süngerimsi yapı oluşması lazım. Tau proteini dediğimiz proteinin bir yerlerde beyinde birikmesi, onlara hekimleriyle konuşurlar. Benim söylemek istediğim şu, burada e, yani bilgiyi doğru değerlendireceksiniz. PSA 10. Bak. Neydi o vatandaşın ismi soru soranın? Hemen söylüyorum hocam. Ha, o... Şuna dikkat edecek. Bir kabız olmayacak. Kabız olur da ertesi gün... Abdullah e, Bey. Abdullah Bey. Değerli Abdullah Bey. Kabızlık şikayetiniz varsa ne oluyor? PSA'yı yükseltirsiniz. İki. Cinsel ilişkiye girilmiş ise... Üç gün sonra... PSA'ya baktırabilirsiniz. 3 ağır kaldırmayacaksınız. Mesela ağır derken 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo değil. Ama böyle 7-8 kilodan fazla bir ağırlığı taşıdığınız zaman <laughs> prostata baskı oluşuyor. Prostat'a dokundunuz muydu? Prostat spesifik antijen dediğimiz PSA yükselir kardeşim. Acı baharat tüketirseniz bir miktar yükselir yani burada mesela motosiklete biniyorsanız o rezonans e, titreşim prostattaki psa'yı yükseltir Yani bunu söylemiş olalım Bir de e, hekime gittiniz tuşe testi yapar acaba kötü bir şey var mı yok mu ya bu normal sınırların üzerine çıktı diye Anlatabiliyor muyum? Tuşe testi eline eldiveni takar ve makattan böyle 5-10 santim içeri girerek o bağırsak yüzeyinden hemen arkası prostat olduğu için bak bu arada söylüyorum eğer kabız olursanız kalın bağırsak genişliyor ya dışkı hacmi volümetrik olarak genişliyor ve sertliyor sertleşiyor dolayısıyla prostata baskı yapıyorsunuz. Hemen PSA onun için yükseliyor. Abdullah Bey'e onu söyledim. Kabızken PSA ölçtürmeyin. O kadar. Mesela hekime gittiniz, tuşe testini yaptı. Asla o gün PSA testini yaptırtmayın. PSA analizi yapılmaz. Çünkü dokundu da yani PSA hemen fırlar. Dolayısıyla çok stresli günleriniz varsa. Olmaz işte kendisinin anlattığı oradan okuduğun kadarıyla her temiz şeylere çıkmış, bakılmış evet. yani biyopsisi de temiz çıkmış. Bu arada biyopsi yaptıranlara ben şunu söylüyorum. Yani bu sadece prostat için değil yani bütün glandüler veya hormon üreten organlar için bu geçerlidir. Parça alırsınız prostattan biraz fazla alınır ondan Hüseyin. 10, 15, 16, 17 tane. E temiz. Yüzde yüz değil. Hiçbir patoloji yani daha doğrusu iğne biyopsi diyor işte trioitten alıyor şuradan buradan. Kesin değildir. Neden? Mesela prostata alırken oradan parça alırken ya biraz daha yukarı çıksaydı orada eee adenomu görecekti yani. Şimdi dolayısıyla bu bir yıl sonra gidiyor kontrole. Aa bu metastaz yapmış diyorlar. Ya geçen sene baktırdım işte temiz dediniz. Ha onun için yüzde yüz garantisi yok bu işlerin. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Sağlıklı besleneceksiniz. Mümkün olduğu kadar doğal besleneceksiniz. Prostat sıvısının Mümkün olduğu kadar sekresyon yapması lazım yani prostat sıvısı yani daha doğrusu prostatın çalışması lazım yani düzenli bir şekilde. Şimdi burada yörükler bunu çok iyi bilir bilir misin? Bak Anadolu hatta ben bunu söylediğimde etnobotanik bilgi olaraktır bu normalde yani keçi boynuzu pekmezi. Gerçekten cinsel performansı artırır erkeklerde İki kere iki dört eder. Bunu bütün yörükler bilir, Türkmen boyları bilir. Yani Anadolu'da ne bilgiler var. Dolayısıyla işte yaş ilerledikçe veya şu veya bu ışınla bir e, prostat içi sıyrıldıysa yani iyi huylu prostat büyümesinden dolayı performansınızda azalma başlayabilir zaman içerisinde. Neden? Çünkü e, testosteron hormonu az salgılanmaya başlayacaktır. Kardeşim bunun için siz keçi boynuzunu eksik etmeyin. Yani buradaki e, erkeklerde işte bunu ben özellikle öneriyorum. Bu çok önemli. Yani bir şey daha var ama onu şimdi burada bu televizyonda anlatılmaz o ki ameliyatlardan sonra özellikle bunu tüketin. Bunun çok büyük faydası var. Yani o performansın korunması lazım. Hekiminizle biraz konuşun ya Saracoğlu hoca bunu anlattı da işte bir şey var onu dile getirip bir türlü bunu söyleyemedi veya söylemedi. Evet. Hekim bilir. Ve bak hiçbir de çıkıp bunu televizyonda söylemez. Ama bu bilgi çok önemli. Önemli. Bir gün belki ben onu şekil olarak demeyeyim de nasıl anlatabilirim nasıl bir cümleyle Elbette. bunu e, şey yap. Ki anlatırsınız hocam siz. E i̇nşallah. Ya siz hocam siz ne anlatsanız hiçbir problem olmaz. Hiçbir değerli seyircimiz onu Hiçbir şekilde başka türlü anlamaz siz. Hem bilim adamı hem ilim adamısınız. Yani bunca selimizi sizin anlattıklarınızla da geçirdik. Daha hafta içinde yine brokoli kürünüzle ilgili uyguladım da hocamın sayesinde çok şükür çok ciddi faydasını gördüm. Tabii. Ee, PSA'yı düşürmesi lazım. Evet. Ha şimdi bak PSA diyor. Şuna dikkat edin. İyi huylu mu kötü huylu mu? Bak şimdi PSA 10 oldukça yüksek. Güsek. Bak doktora gitmiş muayene etmiş tuşe testi yapılmış yani eldiven takılmış dıştan yoklar onu ee, e, ürolog ve işini bilen uzman ürolog şeyden çok daha etkilidir senin aldığın parçadan kötü huylu mu iyi huylu mu o prostat bilir çünkü ya, dokunarak onu, dokunarak tabii ama bu. El melekesi diyorsun Yıllar buna içinde. işte. Tabii yani onun sertliği, onun üzerindeki pürüzlülüğünü bunu algılar doktor. Siz bunu bunu tarif edemezsiniz. Bu bir algı meselesidir. Yani dolayısıyla yani bu e, işini bilen ürologlar e, şeyden de patolojiden de iyidir yani. Ben onu söylüyorum. Hani temiz çıktı ama hekimin kafası karışıktır ya nasıl oluyor bu şimdi yani işte sertlik vardı biraz pürüzlülük vardı filan geliyoruz ikinci bir deneye PSA bakın PSA'ya baktırdığınız zaman tek başına bu yeterli değil toplam PSA'ya bakacaksınız TPSA bir de ne var free serbest PSA var işte serbest PSA'nın toplam PSA'ya oranı Hüseyin 0,15 ve altında çıkarsa hekim iyi güzel şeyler düşünmez. Bak hmm. 0.15 veya 6. Efendim bizimki 0.36 çıktı. O Ali ala hiç korkma. Ama e, böyle 0 16 0 17 ise bunlar hep soru işaretidir. Ne yapacaksınız? 6 ayda bir, 4 ayda bir PSA'nıza baktıracaksınız. Nasıl baktıracaksınız? Başta saydığım kurallara uymak zorundasınız. Yani işte bisiklete binmiş olmamak, cinsel ilişki 3 gün işte ne bileyim kabuz olmaması lazım filan. Ha Bunlara uyarak yaptıracaksınız testinizi. O zaman o PSA testi güvenilirdir. Orantıya vuracaksınız serbest PSA'yı. Toplam PSA iyi midir, kötü müdür? Yani patoloji e, filan onlar da tabii doktorların işi. Şimdi benim Peki. söylemek istediğim buydu işte. Yani brokoli de burada eğer Yüksek seyreden bir PSA'nız var ise onu da düşürmekte özellikle iyi huylu prostat büyümesinin verdiği şikayetler var. Gece sık sık idrara kalkma. Yani prostat küçülür mü? Evet küçülüyor efendim. Brokoli küçültüyor. Birçok insanda bunu yapıyor. Yani e, dolayısıyla Dünya literatürüne girmiş hocam sizin. Saracoğlu's Broccoli Treatment. Evet. O Hazır mı onu bir görseydik. Ya gerek yok şey Hüseyin ya. Şimdi hocam e, biz sizin... e, işte yazarlarsa Broccoli Saracoğlu. Me Too var. Michigan State University. Orada da hep bu benim e, boiled broccoli chews. Yani kaynatılmış brokoli şeyi. Fakat benim esas geçen hafta dikkatimi çeken bir şey vardı. Dedim ki dur şimdi bunu konuşmayalım. Ben birkaç şey bulayım da. Ha, evet bu işte. Bak orada prostatitis diye orada görüyorsunuz. Yani bu internet sitesidir. Dünyanın en büyük Prostat Vakfı'dır. Prostatitis Organization bir sitesi Bu ta şeyde 2000 yılından beri orada yayınlanır durur. Şimdi e, yani yüz binlerce insan kullandı bunu bütün dünyada. Kitaplara mesela CNN'in e, Amerikan CNN'in sağlık editörü bunu kalktı. Ee, şeyde kendi kitabında yayınladı bahsetti ya onlarca kitaba girdi bu ee, prostatitis.org ha? Ha, nokta org 2000 oraya. Nisan ha, sene. 2000'de bak orada efendim şey işte bu söyleyin ee, o zamandan beri orada yayınlanıyor ve brokoli treatment olarak geçiyor Türkiye'de bunu bana yemek tarifi dediler. Biliyorsun Hüseyin yani anlattım. Biliyorum hocam. O Ama yüzden, ben güvenmedim ki. Yani yoksa ben değerli halkımıza, değerli insanlarımıza nice kürler öğrettim. Bunlar herhangi bir yerde Yok. okunup da hemen çık televizyonda anlat değil. Ben kendime ait olmayan hiçbir bilgiye kendi bilgimmiş gibi o bilgi de Allah'ın da yani... Kendi bilginmiş gibi ben onu vermem. Sahibi kimse söyleyeceksiniz. Dolayısıyla e, burada şimdi geçen haftaki olayda evet. bir kenevir mevzunu evet. sordu evet. E, vatandaş. Bakın o kenevirle ilgili dedim ya şimdi buna biz girersek. Bu keneviri evet, onu gösterelim. Ha. Bunu geçtik ha, artık Şimdi bak bu Washington Post taze fırından çıktı. 14 Kasım 2022. Yani şurada iki aylık iki aylık bir geçmişi Aralık, var. Ocak, Tam iki ay. Ha, bu orada haber oldu. İşte diyor ki ineklere verilen diyor şey kenevir süte geçti diyor. Tamam mı? Devam edelim. Bakın daha çok daha güzel Almanların yaptığı bir şey var. Araştırma var. Onu ben burada değerli... Bir sonrakini filmden, rica edelim. Bir sonrakini verin lütfen. Ha tamam bu da kalsın. Bak şimdi sosyal medyada öyle şeyler yazılıp çiziliyor ki akıllara zarar. Efendim işte diyor bu kenevirden elde edilen CBD diyor. Bütün Avrupa'da, bütün dünyada, Amerika'da serbest. Hadi oradan. Hadi oradan. Hiç alakası yok. Bakın FDA'nin sitesine girin, orada CBD'nin ve THC'nin insan gıdasının içine konulamayacağı açıkça, gıda takviyesinin içine konulamayacağı burada açıkça orada belirtilmiştir. Yani FDA Amerika'daki bütün ilaçları tabi tabi food e, kullanımına onay kına, veren evet onay veren bir yer yok efendim İsviçre'de şöyleymiş Almanya'da böyleymiş yok böyle bir şey Hüseyin yok Alzheimer'e iyi geliyormuş bunların derdi CBD bak CBD e, tamam bu böyle kalsın CBD dediğine ne yani o da kenevirden elde ediliyor Hüseyin fakat şey var şöyle e, bu asitik ortama girdiği zaman uyuşturucuya dönüyor. THC'ye dönüyor. Anlıyor musun? İşte bak şimdi burada Nature Food işte efendim 14 Kasım 2022'de bütün medya oradan aldı bunu zaten. Almanlar bunu araştırdı ve bak endüstriyel kenevir bir de. Endüstriyel kenevir tıbbi de değil. Efendim dediler işte biz bunu silaj yapacağız, hayvanlara yediririz. Bak ne diyor? THC, inek sütüne geçiyor. Hayvana yedirdiğin o endüstriyel kenevir, silaj yapıp yedirdiğin endüstriyel... Ben söylemiyorum, Almanlar bunu buldu. Sağ olsun o profesör. Çok iyi de tanırım kendisini. İşte doy numarası şunlar bunlar. Baksınlar görecekler. Yani bugün bunlar ne bir gıda takviyesi olarak içine koyabilirsiniz ne de hayvan yeminin içerisine koyabilirsiniz. Halkı doğru bilgilendirin. Yani bugün efendim milyar dolarlar gelecekmiş. Nereden milyar dolar geliyor? Kim kaybetti milyar doları da senin üreteceğin kenevirden işte CBD ya elde edilecek? Yok alzheimer'e iyi, parkinson'a iyi, romatizma'ya iyi, iyi, şu bu. Hepsi uydurma bunların. Tek bir tane makale yok. Şunu söylüyorum Hüseyin. Bak Avrupa'da bu, Hollanda'da bu serbest kaldı. Ondan sonra Avrupa'da, Hollanda'da homoseksüellik aldı başını gitti. Sonra bunu Kaliforniya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, geç uyandı Amerika. Orada ilk şeyi verildi. Orada homoseksüellik çoğalmaya başladı. Şimdi her uyuşturucunun kendine özgü insan üzerinde farklı etkisi vardır. İşte bu kanabis bitkisinin, siz e, bunun kullanımı, bak efendim esrar olarak mı yani nasıl kullanırsan kullan, CBD de aynı. Yani e, işte ilaç sanayinde, İlaç sanayinde hekimler yazmak istemiyor. Sağlık Bakanlığı'nın e, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde iki tane ilaca ruhsat vermiş Kenevir'den. Yani isimlerini söylemek istemiyorum. Saf haldeki CBD bir de CBD ile uyuşturucu olan beyindeki opioid reseptörünü aktive eden THC birebir oranda. Ha bu da çok ağır dravet mesela bebek dünyaya çok ağır bir epilepsi nöbetiyle geliyor. Onlara veriliyor. Onlara veriliyor. Ama yetişkinlere kenevirden elde edilmiş bir ilaç verilmiyor. Neden? Çünkü bağımlılık yapıyor. Tamam. Sonra gidiyor geliyor yaz bunu. Gidiyor geliyor yaz bunu. Hekim de yazmak istemediği zaman hekimin başına musallat oluyorlar. oluyor. Saldırılar Şimdi, oluyor falan. Bak bir şey daha var Hüseyin. Bu homoseksüaliteyi yani bunu kullananlar da insanlar arasındaki o ilişkide yani iki arkadaş oturuyor üç arkadaş konuşuyor bunları beraber kullandıkları zaman CBD de buna dahil gelsin benimle tartışsınlar açık açık izah ederim ne yapıyor o saygı duvarını aşıyorlar. Çok Bil farklı. Bilincini kaybediyor zaten. O da ayrı. Bak, o makaleyi de gönderirim. Bana info at prof yazsınlar. yazsınlar. Ee, hep ne kadar makale varsa bu konuda. Şizofreni, şizofreniye sebebiyet veriyor. Evet. Amerikan askerleri Avrupa'ya geldiklerinde e, bin kişide bir tanesi askerde şizofreni görülürken. Bunlar Almanya ve Hollanda'da bu askerler, Amerikalılar. Sonra bir bakıyorsunuz ki 5-6 ay sonra tam 38 kat bu artmış. Oradaki psikiyatrin uzmanların yayınladığı makale var. Ne artmış? Şizofreni artmış. İşte bunun bundan. sebebi bundan dolayı. Amerikan askerleri gidiyor ya işte orada şey yapalım. Kesinlikle ben... Kenevirin araştırılmasına karşı değilim. Bilimsel araştırmalarını yapın. Avrupa enayi mi, Amerika enayi mi? Bak bir şey daha göstereceğim. Ee, sonra Türk... zaten masamıza geçmemiz evet. gerekecek. Hayır hayır bu çok önemli. Yok, yok bak, onda sonra hocam. Bir bir konu daha var. Geçin ondan sonra e, kenevirle şeyin durumunu anlatan Atatürk. E, ha bak orman çiftliği. Atatürk Arşivi üçüncü maddeyi gösterdiler şey e, diğerler di, diğer alt kısmı var ya bak orada keten sarıyla yazıyor bak onu onu örtbas ettiler onu yazmadılar sen üçü yazıyorsun esas beşi yazsana oraya e, Türk Ziraat Mühendisleri işte elyaf olarak e, ketenin çok daha kaliteli olduğu ve verimi daha yüksek ve toprağa daha uygun olduğu e, filan daha kârlı şimdi Türkiye ekti bir ara şeyi işte olmadı köylüler e, yaktılar o şeyleri yani buyurun Atatürk arşivi bak tarihi de var orada yani dolayısıyla burada e, kenevir yani keten bir defa ondan bin kat üstün uçak türbinlerinin kanatlarında o rüzgar türbinleri var ya evet. enerji üretiyor. Bir buçuk, iki buçuk megawattlık tek bir türbin bugün beş megawatt üretebiliyor Hüseyin. Hep ketenden yapılır o. Sülyen dediğiniz demirin üstüne paslanmasın diye çekilen keten, keten. ketenden yapılır. Keten yağı balıktaki omega 3'ün tam yedi bin katı var. Of bu kadar sağlıklı bir ürün. Bugün Belçika, Hollanda ve Fransa pasif şey Atlas Okyanusu'nun sahilinde 1.2 milyon dönüm. Bizim Iğdır Ovası kadar. Yani 1.200.000 1 milyon 200 bin dönüm arazide sırf keten ekiyorlar ortaklaşa. Neden? Bu üç devletin kazandığı para ne kadar bu ketenden biliyor musun? 73 milyar avroluk iplik yapıyorlar iplik. Çok büyük para. Ya bugün keten gömlek, keten pantolon evet, insan evet. tekstilde giyiyor. Türkiye'de bunu işleyen sanayi var. E E bizde keten. işte ben şeyde Sinop'u önermiştim. Orada çalıştay falan yapılmıştı. Fakat ne hikmetse işte bu basında şurada, burada bu kenevir birden ön plana çıkartılmaya çalışıldı. Ben değerli izleyicilerimize bilgileri ve verdiniz. Narko bak Sayın Dışişleri İçişleri Bakanımızla da bizzat görüştüğümde dedim Sayın Bakan 115 milyon kök kenevir yakalanıyor ve bu imha ediliyor. E, üniversite müracaat etmiş. Ben araştırma yapmayayım mı? E yap sana yapma diyen mi var? İçişleri Bakanlığı'nda siz şeye narko ya orada yazı yazarsınız resmi yazıyla. Size ke keneviri göndersinler. Al istediğin kadar araştırma yap. Bir kök iki kök yeter. Avrupa'da keneviri araştırıyorlar ama bir kök laboratuvarda orada. Yani çiçeğine, yaprağına, sapına, köküne bakıyorlar. Evet buradan bu bakılabilir. Araştırın kardeşim ben araştırmayın demiyorum. Ama sen üniversite olarak ben 105 dönüm ekeceğim dersen bak ben orada bu işe karşıyım ekersin. Önde daha 30 santim olmadan tarlaya gittiğinde hiçbir şey bulamazsın. Evet bak İçişleri Bakanlığı orada narkotik suçlarla müce bunu zaten adım adım kenevir bu dergiyi çıkartan sağ olsun... Ee, yani benim dağdaşım İbrahim e, Seyidoğulları buradan kendisine selam olsun. Çok büyük emeği var yani bu konuda. E, e, müthiş ya 12 yaşında çocuklar Diyarbakır'da esrar içiyorlar şey. Bu olacak Çok, şey değil. Evet hocam o aile özellikle o e, eşcinsellikten ha. bahsettiğiniz konuda da öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, aileyi koruyacağız e, demesinin... Çok yani, önemli buluyoruz. Hocam masalınıza geçirmişler. Tamam gidi. bak bu. Bu ülkenin gençleri için çok önemli. Çok önemli. önemli yani önemli. bu tohum bir şekilde insanların eline geçerse Hüseyin bunun önünü alamazsın. Tabii. Sen her eve gidip baskın mı yapacaksın? Mümkün değil. Evindeki çiçek saksısına iki tane dikecek, iki tohum atacak Yeter, oradan. Tabii yeter oradan diyecek ki hanım ver bakayım şuradan iki yaprak da sarıp içelim diyecek. Aman bu iş bu kadar Allah korusun. Allah korusun. E ee, giremezsin yani bu gençliği biz sokakta bulmadık. Yani bugün e, yurt dışında üniversitelerde özellikle Avusturya, İsviçre, Almanya ormanlık alanı bunların çok olduğu için gençler ne yapıyor o yüksek lisans ve doktora da orada serttir sınavlar. Ormana kendileri ektiler ama jandarma bunların hepsini yakalıyor evet. biliyor musunuz? Yani e, şimdi siz her insanın başına bunu şey yapacak değilsiniz. Son kapatıyorum Hüseyin. Çok önemli bir Allah konu. Allah ondan ama, razı evet. olsun. Ahmet Muhtar Gün bizim Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcimizdi. Emekli oldu. Kendisiyle konuştum. Bunları anlattık. Orada Birleşmiş Milletler'de Türkiye olarak... Bizim tutumumuz kenevire karşıyız dedi. Bak Rusya Federasyonu bize katıldı, Japonya bize katıldı, İtalyanlar bize katıldı. Karşı oy verdiler. Rusya Federasyonu e, büyük elçisi Birleşmiş Milletler'deki Ahmet Muhtar Gün, yani ona teşekküre gitti. Niye? Çünkü köylü bu sefer bunu ekecek. Ne işi var ya oradan domatesle, buğdayla, arpayla uğraşacak? İşte bu. Bunlar el altından da gider. Siz yani uyuşturucunun şeyi yok Hüseyin. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bir paket sigara olmuş 30-35 lira. Adamlar 5 tanesini... Zararlıdır. Ha, kesinlikle zararlıdır tabii ki sigara. 10 tane şeyi, şeyi keneviri sarmış. Tamam mı çocuk? Efendim, o da 5 lira. İki nefes çektim zaten yetiyor. Aman hocam kötü biz bunları yok çok haklısınız. Ama bu uyuşturucu satanların, uyuşturucu baronlarının elinde ve şeyinde bunlar. Allah'ın buna müsaade etmeyecektir. İnşallah. Çok önemli bir konu hocam ama mesela bu ileriki günlerde başka bir başka yani haberde ya haber anlamındaki başka bir programda da değerlendirilmesi gerektiğini Tabii, düşünüyoruz. Değerli ya, hafta geçmiyor ki yok bilmem kaç bin kök yakalandı bilmem ne. Ver Hangi üniversite araştırmak istiyorsa ben karşı değilim gönderin araştır kardeşim araştır bunu. Araştırma demiyoruz. Peki hocam biz kendi gündemimize tekrar dönelim. Evet yani ee, şu soruyu sorup sizi de rica edeceğim masamıza geçelim. Liken mi? Ağızda liken hastalığı geçmiyor. Annem de 8 yıldır diyor. Görelim soruyu da ne yapabiliriz diyor değerli seyircimiz. Buyurun hocam. O sırada da e, masamıza doğru lahanamıza doğru B12'mize Hay doğru Allah, yürüyelim. Ne kadar zaman kaldı? Az kaldı hocam. Ama ya dediğim gibi çok önemli bir konuya değindiniz. Aileyi bozmaya liken, çalışıyorlar aileyi. Tabii ya toplumsal yapıyı siz şey yapıyorsunuz i̇şte böyle... her neyse. Evet, evet. Bak bunun üzerinde ben birkaç saat konuşurum. Ne örnekler ne belgeler var Hüseyin. Şimdi e, şunu söylemeye çalışıyorum. Liken. Liken. Liken planus bakın ağızda çıkıyor o evet. ve e, şey gibi aft gibi ama yaraları daha büyük. Yemek yiyemiyorsunuz konuşamıyorsunuz çok fena ağrı ve sızı verir bu ne yapacaksınız? Bir, yapmanız gereken şey acı baharat, turşu, iki, domates, üç, taze yaş üzüm, dört, susam, ceviz, sarımsak. Bunlardan uzak duracaksınız. Bu bunu azdırıyor. Bir de bu işin üç çeşit yolu var. Liken, planusun ya genetik olarak Hocam dedi biz ailemize yok herhalde öyle anlıyorum. Ama genetik deyince illa irsi olacak anlamını çıkartmayın. Yani genetik demek tükettiğiniz gıdalar sizin genetik yapınızı etkiliyor. O anlamda nutrigenetics, nutrigenomics yani dolayısıyla bunun bilinmesi lazım. Yani bir de bir başka şey daha var. Eğer ağır bir travma geçirdiyseniz ağır bir stres altında kaldıysanız işte o zaman mesela vitiligo gibi liken planus gibi bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Ha illa her liken planusun sebebi travma mı? Hayır. Yok böyle bir şey. Her vitiligonun sebebi travma mı? Stres mi? Değil ama bunlar da etkili onu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar artık şeyi ayırt etsinler yani. Genetik deyince illa anasından babasından değil, tükettiğiniz gıdalar da artık doğrudan genetik yapıyı etkiliyor. Buna yüzlerce örnek verilebilir. Başka bu kadar. Bunu şöyle e ne yapıyoruz? Özetle toparlayalım. Liken de yapacağınız şey Propolis. propolis. Bakın değerli e, misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz şunu bilsin: Propolis çok kıymetli bir şey. Ancak çok hassas, hassas olduğu kadar da direnç gösterebiliyor. Yani çok kolaylıkla ona alışırsınız. Yani antibiyotik direnci nasıl başlıyorsa e, bundan sonra propolis de. I -ı. Ya bir defa kullandınız, iki defa kullandınız tamam geçti, bırakın, bırakın devam etmeyin. Hassassınız çünkü ona karşı vücudunuz iyi cevap veriyor. Ama sonra direnç göstermeye başlıyor. Gerektiğinde kullandığınızda faydasını Bitsin. Bitsin. göremiyorsunuz. Geçmiş yıllardaki programımızda bir kızmıştınız hocam siz. Bir, şimdi hatırlamıyorum değerli seyircimize bir kür vermişsiniz hiç bırakmamış. Mesela şöyle diyelim. Hani maydanoz limon diyorsunuz ya senede iki kere yap diye. O beş evet. yıldır ağırlıksız yapıyormuş, kızmıştınız ona. Öyle şey mi olur diye. <laughs> ben hatırlıyorum onu. Yani yani evet. bittiğinde bırakacağız. Peki Sağ şu Sağ olsun Cavit Hocamız virolog. E, prostat şeyinden sonra demiş ki işte biraz bol su iç. Adam 20 litre su içmeye başlamış her gün. Hocam diyor şeyden Ol. su zehirlenmesinden adam diyor geldi. Ya işte bizim milletimiz... İfrat, yani, tefrit. Ortayı bulalım. Vur deyince... Öldürür. <laughs> Siz çok kızmıştınız ona. Bir yani. de şeye kızmıştınız. Zayıflama kürü... Anlattınız, anlattınız, andan, anlattınız. Biraz da şey olsun böyle... Esprili bir bölüm olsun. Hocam en sonunda çıktı. E dedi ki... Onu, ya, ya onu yaptım, bunu yaptım. ki Olmuyor. Çok yiyormuş çünkü. Siz de hocam ona çok güzel kızmıştınız. Az ya kardeşim dediniz, telefonu kapatmıştık öyle ee, şey. Evet. Şimdi şu brokoli kürünü bir bir özetle i̇şte o toparlayalım. Sıvısı az olan yani adam duyuyor tesadüf eseri yani rahimde sıvı azalması bebek ve annenin hayati tehlikesi var ya tokatta karşılaştım. E, hocam diyor bir çuval aldım havuç diyor. Ya düşünebiliyor musun? Dünyaya gelen çocuğun Saçları işte yavrum Kıpkırmızı benim. Kıpkırmızı ya. gelecek. aynen üzerimdeki tişört gibi. gibi. Yani, <laughs> turuncu, havuç turuncuyla geldi <laughs> Orada orada resimle çekildik böyle filan. Her şey Maraş'tan dozunda. Bir ay, Ta Ve ölçüsünde. Ölçü. Ölçüsünde. Ella tatkav fil mizan Rahman suresi işte 8. Evet. ayet 55'in 8'i. Peki. Dengeyi bozmayın, Bozma. teraziyi bozmayın. Hemen çok hızlanmamız lazım. Ee, önce B10, brokoli bir yerin alın, bir özetlerseniz Tabi, kürlerini. Şöyle siz sohbet ederken ben tenceremizde demledim. Yaklaşık e, 200 gram kadar brokoliyi 200-250 milim suyun içerisinde e, 5-6 dakika kadar demliyoruz. Günde iki defa sabah ve akşam olabilir, sabah ve öğlen olabilir. Aç karnı olacak şekilde... İçiyoruz. Ee, böyle suyunu hazırladım. Tanelerini de daha evet. sonrasında tüketebilirsiniz. O kadar faydalı ben bir kür şimdi. ki. şimdi. Evet. <laughs> börtlen kürü. Evet. E, bununla birlikte akşam yemeğinden yarım saat önce bir su bardağı kadar suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar börtlen kökü ekleyip 8 dakika kadar demliyoruz. Bunu akşam yemeğinden yarım saat önce içiyoruz beraberinde akşam yemeğinden 2 saat sonra da yine bir su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar yakı otu bitkimizden ekliyoruz. Onu da yaklaşık 7 dakika demleyip akşam yemeğinden 2 saat sonra tüketiyoruz. Ee, beraberinde de sabah ve akşam aç karnına kabak çekirdeği yağı tüketilebilir. Takviye olarak alabilirler. Tamam. Evet. B12. Prostat şikayeti olanlar lütfen keçi boynuzu pekmezini tüketmeyi ihmal etmeyin. Sabah akşam birer tatlı kaşığı alsanız Allah'ın izniyle yeter. B12. Nasıl? B12 bitkilerde B12 vitamini olmaz. Ama varmış meğerse. Evet, geçen hafta ayrık otunun evet, ayrık otunun köklerinde oluşan o yumrular içindeki o rizomal çevre de e, yetişen o yumruların içerisindeki streptomyces bakterileri B12 üretiyor. Hüseyin afiyet olsun bu <laughs> arada. Kedi otu hariç her şeyi içiyorum yayındaki. Evet. B12 <laughs> hem de bol miktarda üretiyor. Şimdi ben ondan biraz laboratuvarda çalışıyorum. Ayrı kotu var bizim tav olmayan yer mi var? Her tarlada ayrı kotu var. Söküyorum İnşallah böyle. Rizomlarını kesip bakıyorum yani. İnşallah. Evet. Peki o, o olana kadar lahanadan b 12yi nasıl elde edebiliriz? Nasıl yapıyoruz? Evet. turşusunu kuracaksınız. Yani hani bazen e, çok toplayıcılar çok cimrilere derler ya bir şeyi çok toplarsa turşusunu mu kuracaksın diye. Az paylaşanlara. Hadi geçen hafta öyle demiştim, turşusunu kuracağız, hakikaten demiştim ama bu biraz daha farklı, tam turşu gibi değil. Buyurun Yeni Hanım. E, şöyle... Bak nasıl suyunu bırakmaya başladı. Evet. evet Görülse. E, e, yeşil lahanın yeşil yapraklarını ayırıyoruz. Hı hı. Daha sonrasında böyle beyaz yerlerini ben bu şekilde ince ince doğradım. Siz sohbet ederken birazcık hazırlık olması için de e, kavanozumuza doldurdum. İçerisine yaklaşık e, bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu, e, birkaç tutam da kimyon tohumu ekledim. Ve bunu e, bu şekilde, lahanalar zaten yumuşuyor. Böyle yoğurdum. Daha sonrasında da kavanozumuzun içerisine e, bas, iyice bastırarak dolduruyoruz. Şimdi yapalım da. Şimdi bu stüdyomuzu yani uygun bir yerde saklayacağız hocam. Birkaç hafta sonra... Çünkü arada bir bak bakmak falan gerekiyor. Hı hı. Yeni Yaklaşık 4 günle 10 gün arası Arasında. bekletmek gerekiyor. Olduğunda da açıp e, stüdyomuzda hem göstericisi hem de hepimiz birer e, kaşık muz. Sakın mantıklı. ağzını sıkı kapatmayın. Hı. Çünkü bakın şimdi başladı fermantasyon. Siz tuzladınız ya. Evet. Fermantasyon başladı. Bunu başlatan nedir? Yani her bitkinin mayası kendi üstündedir ekmeğin mayası da buğdayın kendi üzerinde, kabuğunda. Bunun mayası da kendi üzerinde. Ne o? Lactobacillus bakterileri var. Başladı şimdi çalışmaya. Çünkü lahananın yapısında şeker var. Glikozinolat var. Bunda o şekeri yemeye başladılar. Evet. Başl 10 gün sonra da biz onu yiyeceğiz. Baş i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Başlıyor bunu parçalamaya. İşte yani ekşitilmesi bir şeyin, turşusunun kurulması bir şeyin ne için iyidir? Çünkü ön sindirilmiş burada. bakteri senin için parçalamış onu. Yani midende bağırsaklarında parçalanacak diye oraya yük bindirmiyor anlıyor musun? Hazır geliyor. Hazır geliyor işte. Evet. Onun için turşu yerken de biraz mayhoştur. Ağzında sulanır. pH'i aşağıya iniyor çünkü biraz. Evet, kapatıyoruz. Ee, bu, hocam hep sakın temiz. sıkı kapatmayın Hı. ha. E, patlar. E gaz Hı. çıkıyor da buradan. Doğru, tabii. Bakteri ki. çalışıyor ya. Tabii, gaz olacak. Temiz bir taş ben <laughs> süt taşı koydum. Daha ağır bir şey de koyabiliriz. Sülbank ağzını kapatıp evet, buradan gaz ve karanlık bir yerde saklayın. Ee, yani orada koruma altına alın. Fermantasyon e, genelde ışıktan korunması lazım. Çünkü foton bombardımanı altındaki şeyler, e, moleküller, bu uzun moleküller parçalanıyor ya. E şimdi onu çok kolaylıkla o küçük moleküllerde konjuge bağlar oluşturabiliyor, farklı farklı kompleksler oluşuyor. Onları istemiyoruz, karanlık, doğru. İşte mutfakta karanlık bir yere koyacağız, bekleyeceğiz. Koyun. Bu kadar da basit. Yani evet. gerçekten kaya tuzu ve, ve kimyon tohumu. Kimyon tohumuyla evet. sarımsak yok. Bu işte özellikle güzelim. lezzetini vermek için biliyorsun kimyon karamandır. kapatmamız lazım. Karamanda evet. bir Reis'in ülkesidir. Karabaşını Karabaş melisa çayı da iltihap baskılayıcı çayımızdı. Hiç prostatit e, yani prostat içi iltihaplanmalarda Karabaş çaydı. melisa o da yine idrar yolları enfeksiyonlarında. 6-7 dakika kaynatıp e, Yelena Hanım ben hızlandırıyorum. Benim evet. üzerinde e, baskı var değil ba, Baskı yok hocam bitirmemiz gerekiyor. E i̇şte onun baskısı işte. Süremize uymamız lazım. E, Hemen söyleyin çok kısa. Bir tutam kadar melisa, 7-8 başak kadar da karabaş ekliyoruz. 7 dakika kaynatıp akşam yemeğinden 2 saat sonra yine içebiliriz. Bunları yine önümüzdeki haftalarda zaten değiniriz. Çok teşekkür ediyoruz Yelena Hanım. Ben teşekkür Hocam, ederim. Hocam buyurun vedanızla programı kapatalım. Evet. Ben tüm değerli izleyicilerimize hayırlı ve uğurlu bir hafta sonu dilerken Allah'ın rahmeti ve bereketi devletimizin ve milletimizin üzerine olsun.